Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar, konferanstan bir saat 50 dakika sürdü. Daha önce de şey yaptı. Tabii şey zihin yorulduğu için vesaire. Aslında Ayet-i Kübra'dan tevhid yapacaktık. Fakat böyle ders üstünü olmasın diye, çünkü yoğun bir ders bombardımanı oldu benimle değil, zihinler yorulduğu için. Şimdi ben filmin neresindesin diye, Risale-i Nur'da tefekkür ettiğim şeyi, Risale'nin okurken aldığım notu okuyacağım. Yani teneffüs mahiyetinde, çünkü 1 saat 50 dakika değil mi Ali Hocam, bugün ders yaptık. İmani ders, vesvese, vehim, sıkıntı, 1 saat 50 dakika bayağı şey. Şimdi bir inşallah rahatın, bir tefekkür olur. Yani en azından çay sohbeti kabul edin yani. Şimdi Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah senarist, ne diyorlarsa o filmi yazan. Yönetmen. Yönetmen mi diyorlar? Evet. Yani yönetmen. Cenab-ı Hak bu kainatı yazdı. Cenab-ı Hak bu kainatı yazdı. Fakat bu kainat, bu varlık filmini, bak varlık filmini, film, senaryo, herkes bu filmde rol alıyor ama ilginç tarafı, herkes filmin içinde filmi var. Başrolün kendisi filminde oynayabiliyor kendi filmi. Onu okuyacağım. Tuhaf değil mi? Hocam anormallık bir durum yok mu? Ha, var. Anormallık bir de onun için dedim ya. Onun için sordum zaten. Tuhaf değil mi? Bak Allah senarist, yani film yazan. Filmin içinde herkesin filmi var. Böyle bir film. Film tek oynamıyor. Film içinde insanların, herkesin filmi oynuyor. Herkesin. Herkesin filminin dışında genel bir film oynuyor. Gene onun kapsayan. Bir daha. Ondan sonra gireceğim. Çünkü konu çok önemli. Bir film var. Tamam mı? Bir film var. Bu filmin senaristi, yazarı Allah. Başrolde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Film oynanıyor. Şecer-i Hilkat, kainat. Film. Orada oynayanlar 18 bin aktör. Alemler. Bu genel. Bunun içerisinde ben varım, sen varsın, herkes var. Ben de bunun içinde olmakla beraber ayrı bir filmim var. Ayrı bir filmim var. Benim oynadığım filmde de çok tuhaf, o 18 bin alemdeki oynayanlar benim filmde de oynuyor. Ama fark, onda baş rolde oynayan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Benim filmimde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da dahil, o da dahil, şeytan da dahil. Hepsi benim filmimde oynuyor. Onun içerisinde benim filmim var. Ama benim filmimde başrolde benim. Veya değilim. Herkesin filmi var. Genel film içinde tek tek. Peki. Bakayım neymiş. Oyunu ve oyuncuyu bilirsen çok önemli ha. İnan bu Risale'nin tefekkürsüz, o tefekkürün dışında olmuyor. Ben kitap okurken böyle saatlerce, belki günlerce, haftalarca düşünüyorum. Sonra onu kaleme alıyorum. Çok ilgimi çekmişse toplama yapıyorum. Çıkarımlarım diye. İşine yararsa alırsın. Bak oyunu ve oyuncuyu bilirsen filmi sen yönetiyorsun demektir. Oyunu ve oyuncuları. Benim
bulunduğum film 18 bin tane aktör var. Artist. Bir tanesi de benim. Veya filmin kahramanı, baş aktörü sen oluyorsan artık, oluyorsun artık yani, sen oluyorsun. Benim filmde baş aktör benim. Bakayım nereye gidecek Abdullah. Beden, vücut sarayında oynanan oyunları ve oyuncuları tanıdıkça, beden, vücut sarayında, ustad saray diyor buna. Bu filmi şeyden aldım arkadaşlar, 23. sözü. 23. sözü, onu söyleyeyim. 23. sözü kaleme aldım. Beden, vücut sarayında oynayan oyuncuları ve oyunu tanıdıkça oyunu kuran sen olacaksın. Yani oynayan bir aktör değil, oyunun içerisine oyunu kuran sen olacaksın. O zaman baş aktör sen olacaksın. O zaman artık korkan değil, sen artık korkan değil, korkulan sensin. Çünkü baş aktör sensin. Eğer oyunu sen kuruyorsan, korkan değil, korkulan sensin. Biliyor musunuz? Sizden korkan sizi korkutuyor. Vallahi, billahi inancımı söylüyor. Şeytan, ervah habise ve cinler insandan korkar. İnsan kadar cami, camiül cem, camiül ezdat hiçbir mahluk yoktur. Allah hadisi kutsisinde, insan benim sırrımdır, ben de insanım denilen sensin. Başka bir hadisi kutsi daha. Sığmadım kainata, beni seven müminin kalbine sığdım. Bir işaret-i cazdan nakil, Hazreti Ali diyor ki, bütün alem insanda dürülmüştür, fakat insan alemde değildir. Bütün alem bende, ben de alemin içindeyim ama alemin içinde değilim. Şöyle bir çekirdek düşünün. Çekirdek. Tamam, toprak yapıyorum böyle, tamam mı? Çekirdek. Bak. Ağaç oldu. Meyve. Bu meyve içerisinde çekirdek. Bu meyve ağacın sonu değil midir? Evet. Sonu. Ama bu meyvenin içerisinde bir çekirdek var, ağacın başı. Arkadaşlar, biz meyveyiz, insan, ama bende bir ben vardır ki, benden içeri, meyvenin içerisindeki çekirdek itibariyle ben ağaçtan önceyim. Bende bir benlik vardır, ben olan ben, o noktadan ben Cebrail'den de önceyim, cennetten de önceyim. Allah ve insan, başka kimse yok. Nerede anlatıyor bunu? Şualar 218, sayfalar veriyorum. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle her bir insan kainatın çekirdeği aslisidir. Bak, hakikat-ı Muhammediye cihetiyle insan kainatın çekirdeği aslisidir. Beşeriyet itibariyle beşeriyet itibariyle kainatın meyvesidir, sonudur. Beşer. Benim gömleğim itibariyle, benim atletim itibariyle, benim bedenim, benim aklım, benim ruhum itibariyle kainatın sonuyum. Meyvesiyim. Ama o ben diyen ruha sahip çıkan, benim ruhum diyen ruh olmayan, o ben olan ben, mec'uldur diyor Barla'da. Mec'ul. 258. O cihetle mahluk değildir. Nedir o mec'ul? Sığmadım kainata diyor Allah. Ene mi oluyor? Ene. O. O en itibariyle Sinan'ım, canım benim, kainatın başıysın. Ne yaparsam yapayım, hangi ders yaparsam yapayım, illa kayıyor bu tarafa. Ne bileyim, gene bu ne alakası var? Ama var tabii. O zaman artık korkan değilsin, korkulan sensin. Oyun kurulan değilsin, oyunu kuran sensin. Bunları bildikten sonra şeytanmış, cinmiş, erba habiseymiş, bilmem neymiş, kabirmiş, can vermekmiş.
Ve arkasına geçiyorsun. Kim can verecekse o korkusun. O beşeriyettir. Çık beşeriyetten ya. Usta diyor ki, beşeriyetten çık. Kalbin ve ruhun derece hayatına gir. Artık o zaman dün geceki Kadir gecesiyle bu gece ve yani bir Kadir gecesine geçmen için bir sene geçmesi lazım. Ama hissiyat insani ruh seviyesine çıkarsa kalbin ve ruhun derece hayatına girer. O zaman dünüyle bugünü yarın eşit görürsün. Alemi gaybda dün bugün yarın yok ki. Hepsi aynıdır. Zamanın arkasına geçiyorsun. Geçince de dün bugün yoktu. Ölmeden önce ölüyorsun o zaman. Kim ölüyorsa o koksun. Kim ölecek? Kağıdı yaktığım zaman kim kalıyorsa o ölmüştür. Küllü nefsin zahikatül mevt. Küllü ruhun değil. Allah Allah. Allah Allah. Fesubhanallah ya. Ne acayip bir şey. Ölüme nasıl çare bulmuş ustada bak ya. Allah. Fesubhanallah. Artık sen korkulan, korkan değil, korkulan sensin. Senden çok korktuklarını inan bir bilsen. Bilmiyorsun. Bir sen bilmiyorsun. Senden korktuklarınız bir sen bilmiyorsun. Herkes biliyor. 18 bin alem herkes biliyor. Sen korkulansın. Ama sen kendini bilmediğin için senden korkanlardan korkuyorsun. Abi onlar korkuyor mu? İtaat mı ediyor? İtaat ediyor. Ama bilirsen. Bilirsen. Fark etmesen yok. Mesela 8. söz. 8. sözde yukarıda aslan var. Aşağıda kim var? Ejderha. Kuyunun yapıştığı inciri. Peki nasıl kurtuldu oradan? Orada bir tılsım var. Olmadı. Tılsımı fark etti. Burada bir tılsım var dedi. Tak hepsi zıttına döndü. Bunu kastediyorum. Korkulan sensin, korkan değilsin. Tılsımı fark etti. Aslan ne oldu? At oldu. Ejderha ne oldu? Bahçe oldu. Kapı oldu. İncire girsem var ya, incire girmiş oluruz. İncir üzerine pek çalışıyorum. İncir nedir? Ve Allah niye incir misalini verdi? O misal Allah'ın misalidir. Ancak Allah verebilir onu. İbrahim Aleyhisselam'ın sufunda. Vallahi o misali ancak Allah verir. O çölde giderken aslana rast geliyor. Aslan kovalıyor. Ya aslan ya susuz bir kuyuya kendini atıverdi diyor. Senden çok korktuklarını inan, bir sen bilmiyorsun. Senin bütün düşmanların seni biliyor. Şeytan sana şeytan, kendisine şeytan değil. Münafık bana münafık, kendisine münafık değil. Münafık şuurludur, biliyor. Onun için ne mutlu size, münafık değilsiniz. Münafık bana olursun, kendine münafık olamazsın. Kendini kandıramazsın. Ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Sen de münafık olmadığını biliyorsan münafık değilsin. Böyle dalin amin. Nasıl ki filmde oyuncu çeşitliliği. Hazreti Ömer acaba ben miyim falan dedi. Zihninizde böyle geçiyor da. Aşeri mübeşereden olduğu halde senin anladığın gibi anlamamış. 10 kişi müjdelenmiş. Acaba aşeri mübeşeri cennette müjdelenmiş. Ne demişler biliyor musun? Cennette müjdelenen başka ne anlaşılır? Cennette müjdelenmişler başka bir şey olur mu? Evet. Hazreti Ömer dedi ki, hayır bu değil dedi. İmtihan değişti dedi. İmtihanım şiddetlendi. İmtihan olarak anladı onu. Ben olsam var ya vallahi. Aşeriyimun beşeriden demek olamadım onun için. Yatarım aşağı garanti cennet. Allah garanti garantilemiş. Ha o ruh olmadığı için onun için aşeriyimun beşeriden olamadı. O ruha, o nasıl anladı? Ha böyle bir oldu o ruhun sahip olduğundan Allah öyle yaptı işte. Abi insan yutarabilir de müjde var mesela. İmanla kabire girecek diyor ya. İşte aynı, biz, aynı misal işte. Evet. Biz Risale'nin talebesi olmaya çalışıyoruz da. Kabul ederse elhamdülillah. Acayip bir şey.
Şirinyo 5'ine de direkt adres var abi. Evet. Yani Risale'nin talebesi olabilir miyiz? Ama orada öyle bir şey yok. Sensin diyor. Evet. Hani şu, cennet şu, vacip şu, şu diyor. İsim sayılıyor. Ebu Bekir, Ömer, Ali. Direkt isim yani. Vay be. Bak şimdi ne olur, ne olur bu sözü ona bırakmayın, ona bırakmayın. Gözünü kapa. Hazreti Ömer sensin. Osman sensin, tamam mı? Ebu Bekir, bir olsana. Olsana, Cebrail geliyor. Ya Muhammed, Cebrail aleyhissalatü vesselam, Ebu Bekir'e git söyle, Allah diyor. Ben ondan razıyım, o benden razı mı? Allah'ın şu Allah'lığına bak. Yani bir şey anlatmaya çalışıyor bize. Ebu Bekir senaryosunda. Peki bu şey bizi nereye taşır? Ebu Bekir'e niye böyle dedi? Ne özelliği vardı ki Allah böyle dedi? Ebu Bekir'in sıfatıyla sıfatlanırsan o hakikat sende de caridir. Sıddikiyet. Nurculukta sadakat. Sadakat, laikaya uymak. Sadakat, hidayettir. Hidayet, ruhun cennetidir. Nasıl ki filmde oyuncu çeşitliliği, oyunun çeşitliliği filmin kalitesinden oluyor. Mesela düşün bir film var 5 kişi oynuyor. Bir film var 50 kişi oynuyor. Bir film de var. Aynı film sırf Strasbourg'da çekiliyor. Bir film var ki Strasbourg, o film bir senaryosun bir yerinin 5 dakika birkaç dakikalık yerinde çekiliyor. Almanya'da, Sibirya'da. Yani dünyanın her tarafında çekim yapılmış bir film. Hangisi daha şeydir? İşte bizim oynadığımız filmin bir parçası, bir günü, bak 60 gün oluyor. Filmin tümü 60 gündür. Bir günü dünyada çekiliyor. Bir günü ruhlar aleminde çekildi. Bir günü Rahm-ı Mader çocukluk, yani Rahm-ı Mader'e kadar bir gün. Bir günde dünya. 59 günde bundan sonra film çekiliyor, devam ediyor. Dünya hayatı bir gün. Basit film birkaç oyuncu ile heyecan uyandırmayan ve hemen sonu tahmin edilen filmlerce birkaç tane oyuncu filmi seyredince hemen sonu belli olan oyun bize heyecan vermez. Değil mi? Takip edebiliyoruz değil mi arkadaşlar? Birkaç oyuncu ve oynayan bir filmde baştan 5-10 dakika sonra hemen yarım saat sonrayı tahmin ediyorsan o sana keyif vermez. Ne diyecek? Bu heyecan uyandırmaz. Bu hayat filminde oynayan aktörler, aktörler çapı ve kapasitesi kaliteli filmde kalitesiz oyuncu ve senarist olmazdı. Bu oyunda en kaliteli yönetmen başrolde Kainat filminde en kaliteliler oynuyor. Tahmin et bu film ne? İşte ona geliyoruz. Tahmin et bu film ne? Bu film nerede oynanıyor? Arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Yani bugün devamlı imani ders yaptığımız için böyle zihnimizi değişik bir şekilde taşısın diye bugün şey yaparım. Yoksa bu kürsüde buradan ders yapacaktım. Ayet-i Kübra'da yapacaktım. Kartal'la sinek arasındaki mevzu yapacaktım. Yani bir de bunu söyleme vicdan azabından ihtiyaç duyuyorum. Yani yoksa yemek yedik, çay içtik, meyve yedik, dağılacaktık. Dağılmaktansa sohbet etmek adına böyle bir şey tertip ediyor. Belki bazılarınıza zan gelebilir. Ben de zaten o böyle şey taraftar değilim ama böyle en azından gidip eve gideceğinize bunları dinleyin diye ben de okuyayım. Antiparantez olsun. Tahmin et bu film ne? Bu film nerede oynanıyor? İki. Senaristi, yazarı, kurgulayanı kim? Oyuncular ve meziyetleri ne? Bu sistem içinde sen neredesin? Nerede olman lazım? Sorular bunlar. Devam ediyor. Sana oynanan rolü biliyor musun? Biliyorsun ki hata yapmaya gelmez bu iş. Sen yakinen gör yeter. Senin düşmanların seni gördüğü kadar göremezsen bile. Yani sen kendini tanı. Ne kadar biliyor musun? Düşmanlar seni tanıdığı kadar tanı kendini.
Şeytanın seni bildiği kadar bil. Nefsin seni tanıdığı kadar kendini tanı. Eğer senin düşmanların seni bildiği ve gördüğünü bilsen, görsen var ya, ama hiç alnını secdeden inan bana kaldırmazdın. Senin düşmanların seni bildiği, gördüğü gibi sen kendini görsen var ya, Allah'ın sana verdiği değerden dolayı inan ölünceye kadar alnını secdeden kaldırmazdın. Şeytanın bildiği insan hakkındaki bilgiyi sen ve ben bilsek kafamızı secdeden kaldırmazdık. O kadar değerliyiz. Ama nasıl değerli olacaksın? Bilme nispetinde insansın. Bilme nispetinde kalitelisin. Fark etmesen, tılsımı anlamasan hiçbir değerin yoktur. Et yığınısın. Yani et yığınıdır adam. Ne kadar kendimizi tanırsak o kadar insan oluyoruz. O kadar kaliteli oluyoruz. Yoksa sistemin böyle olması ama sen bundan bile farkında değilsin. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Doldur, boşalt, gübre fabrikası. Böyle olur. Mutfakta doldur, tuvalette boşalt. Sanki pimapen, pimaş gibi, bir boru gibi. Mutfaktan güzel yemekleri dolduruyorsun pimapene, tuvalete boşaltıyor, gübre oluyor. Ondan sonra yatağa yatıyorsun. Ondan sonra işe ve okula gidiyorsun, dikdörtgen. 1, 2, 3, 4. Bu dikdörtgenin içinde öl ve git. Bu mu yani bu dünyaya geliş gayen? Doldur boşalt mıydı yani bu? Yani insan olmak bu muydu? Bu savaşı sen hem kendin gücünü, kıymetini bilmeyle bu savaşı kardeşim film içinde savaş var. Bu savaşı kendi gücünü tanıma nispetinde kazanacaksın. Evet. Hem de karşıtlarının güçlerini bilmeyle mümkündür. Şeytan sizi ciddiye almış. Ama biz şeytanı ciddiye almamışız. Şeytanın en büyük hilesi diyor, tuzağı, kendisine tabi olanlara kendisini inkar ettirmektir. 13. lema. En büyük, şeytanın varlığını unutmak, şeytanın en büyük muvaffakiyetidir. Bazı ufak tefek savaşlar, karşı tarafın gücünü bilmekle yetinir, kazanabilirsin. Mesela mahsus ufak tefek savaşlar yapar, karşıki tarafın gücünü anlamak için. Ama kalıcı ve büyük savaşlar kendi kıymetini, gücünü bilmeyle mümkün olur kazanmak. Yani karşıki ufak tefek savaşlar karşıki tarafın gücünü anlamak için yapılır. Kaybettik ama önemli değil, tanıdık adamı. Bir ordu gönderiliyor, bir ön güç gönderiliyor. Düşmanın durumuna göre ona tanırız. Ama büyük savaşlar ise kendi gücünü bilenler kazanır. Düşmanı büyüten, aleminde büyük zannedenler hep savaşı kaybetmişlerdir. Bir daha sahabeyi düşünün. Az bir avuçla düşmanın gücünü kale hiç almadılar. Kendileri çok güçlüydüler, öyle inandılar. Çünkü inanıyorsanız güçlüsünüz, üstünsünüz. Ondan sonra diğer düşmanın sayı çokluğundaki üstünü kabul etmedikleri için üstün geldiler. Senin en büyük mağlubiyetin kendi öz gücünü, öz güvenini, kendi gücünü bilmemendir. Film çok büyük, film büyük hacimli, filmin sonu yok, filmin sonu da yok, acayip bir film. Ha işte oyuncular ondan büyük oynuyorlar, oyunun sonu yok. Sen dünya sahnesinde, meğer dünya bir sahneymiş. Yaşadığımız 60 sene bir gün kabul ediliyor. Dünya, yani bu filmin içerisinde dünyada da bir sahne almak var. Dünya bir sahne yeri. O kadar büyük film düşün. Bir sahneymiş dünya. Sen dünya sahnesindeki filmin bir parçası ile tümü bundan ibaret zannediyorsun. Dünyadaki şu
bir sahne ile filmin tamamını zannediyorsun. Arkadaşlar, daha filmin başındayız. Vefat ettikten sonra 60 günün bir günü gidecek. Dördüncü söz. 62 aylık mesafede hasbi çiftlik var. Bir gün sonra bir istasyon var diyor. Değil mi Ali Hocam? Kabir. İstersen 2000 sene yaşa kabire kadar. İstersen Nuh Aleyhisselam gibi 950 sene yaşa. İsterse Firavun gibi 350. İsterse Peygamber Aleyhisselam gibi 63 veya vesaire. Kabire karşı kadar her kim ne kadar giderse gitsin bir gün sayılıyor. 59, 2 aylık mesafe. Has çiftliğe. Bir gün, işte bir günlük mesafede bir sahne alıyoruz. Bir sahne. Hey sen, başrolde neyi, ne için oynadığının farkında ol. Filmin hacmi çok büyük dedik. Çekimler farklı yerlerde çekiliyor. Bir yerde çekilmiş gibi monta edip gösteriliyor. Bazen bir sahnesi için alem-i erbaha, bazen dünyaya, bazen berzaha ve bazen de 2 aylık mesafedeki has çiftlikte çekiliyor. Bazen Allah Kur'an'da şöyle diyor. Olay bitmiş olmuş, öyle anlatıyor. Cehenneme gitmiş, oradakileri konuşturuyor. Bazen süreçten bahsediyor, bazen fiili bitmiş, öyle konuşuyor Kur'an. Her an, bazen de aynı anda birkaç yerde aktörlük yapıyorsun, çekiliyor ve çekiyorsun, farkında mısın? Dünyada filmi çekiyoruz, gözde, aynı zamanda çekiliyoruz. Ve başka bir şey söyleyeceğim. Bu dünyada iken 18 bin alemde de oynuyoruz aynı anda. Bir şey diyeyim mi sana? Birisi varmış karşımda. Onu kullanayım. Bir şey diyeyim mi sana? Hasan demiş. O da demiş ki, de ikizim. Kaliteli insanın kaliteli dostu ve kaliteli düşmanı olur. Kaliteli dostu anladım da kaliteli düşmanını anlayamadım diye sordum. Kaliteli adamın kaliteli dostu olur, kaliteli düşmanı olur. Langur lungurlu adamla kavga etmez. Tamam, kaliteli dostu anladım da kaliteli adamın kaliteli düşmanı olur. Ne demek bu? Ha. Hemen bir vuruşta yıkacağın rakiple ringe çıkar mısın? Bir vurdum 5 yaşındaki çocuğa, hey, çıkar mısın? 5 yaşındaki çocuğa ringe çıkar mısın? Çıksan bile, sen bile inanmayacağın maçı yapar mısın? Bilmiyor musun? Kaliteli adamın çetin ceviz düşmanı olmalı ve olsun. İşte bazen maçta zorlanman senin kalitesizliğinden değil, senin değerini yücelten çeti düşmanındandır. Benim karşıma bunları çıkartmalarından inan gayet memnunum. Niye? Çünkü donanımlarımın farkında oldum. Kendi tanıma ve keşfetme imkanını ve öğretmenliğini düşmanımdan öğrendim. Sen hiç sığırın düşmanları gibi düşmanlarının olmasını ister miydin? Sığır gibi düşmanın olmasını ister misin? Sığır. Asla hayır, hayır. Sen bazen oyunu oyun kurarak, bazen de oyun bozarak kazanacaksın. Yeter ki senin düşmanlarının kadar, senin düşmanların kadar sen de seni bilesin. Bir de okuyayım. Yeter ki senin düşmanların kadar sen de seni bil. Düşmanların kadar kendini fark et yeter. Bu ucu buca olmayan filmin bir parçası, bir sahnesi de doğmak ve ölmek rollerini de unutma. Bu rolmuş, doğmak ve ölmek. Film icabıymış bunlar. Bunlar da o filmin çekim için çekilen sahnelerden bir sahneymiş. Doğmak, ölmek. Hakikati başka arkada. Bu filmde Cebrail aleyhisselam, Azrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, arş-ı azamlar, arşlar, kürsler, lef-i mahfuzlar da oynuyor.
Bazıları filmin çekim mekanları, film icabı bazen dirileceksin bir yere, bir yer için. Film icabı bir yerde, bir yer için öleceksin. Film icabı bir yerde, bir yer için öleceksin. Bazen film icabı ölüm de varmış. Ama bunlar rol icabı. Filmin bütünlüğünden birkaç karedir bu. Doğmak, ölmek film icabıdır. Hakikat icabı değil. Ne duydunuz? Bilmiyorum. Sahi ya, sen ikizim diyorsun. Sahiden sen kimsin? Dedim ikizime. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bilmana şeceri-i hilkat, Kur'an ve insan aynı üçüzdür demişti ya. Kur'an, insan, şeceri-i hilkat üçü aynıdırlar. Üçü de, üçüzdürler. Bizim daha ikizimiz var. Peki sen hangisisin diye sordum. Sen Kur'an mısın, şeceri-i hilkat mısın? Bir tanesi benim. Sen kim olduğuna şuurun nispetinde cevabı farklı olanım. Yani sen şuurun Kur'an'a doğru mu açık, şeceri-i hilkate doğru mu? O zaman değişiyor cevap. Yani ne kadar kendini tanırsan, nerede durursan ikizin hep değişir. Allah Allah, çattık kardeşim ya. Ama ben hep seninleyim, bunu bil, o diyor bana. E peki sen şeceri-i hilkat mısın yoksa Kur'an mısın? Onu seviyen belirleyecek dedi. Ama ben canlı ruhlu tıpatıp senin ikizinim. Allah aşkına ölüm ve doğum film icabı mıdır diye sordum. Allah aşkına ölüm ve dirilmek film icabı mıdır? İnan bana evet. Kocaman bir evettir. Film icabı ölüyoruz. Diriliyoruz. Film icabı. Sordum ikizime. Allah aşkına ölmek de dirilmek film icabı mıdır? Evet dedi. İmtihan için değil mi? Film işte. Film ne anladın sen? Anladım. Yalnız şunu bil ki dedi. Bu filme çok değer verdiğin için çok kaliteli oyuncular, kaliteli mekanlar, kaliteli elbiseler, kaliteli düşman rolünde oynayanlar var. Bil dedi. Düşman da kaliteli. Elbiseler, mekanlar farklı farklı çekiliyor. Meğer bir sahne Lef-i Mahfuz'da alınıyor. Alınıyor şu anda. Şu anda sahne Lef-i Mahfuz'da alınıyor. Arş-ı Azam'da alınıyor. Cennet cehennem. Arkadaşlar Allah için geçmiş ve gelecek yoktur. Alemi gayb için yoktur. Ruh için geçmiş ve gelecek yoktur. Haziran gibidir. Kalp ve ruhun derece hayatına girersen geçmişi gelecek de haziran gibi görür. O zaman film değişiyor. Bu filmde Cebrail de, Azrail de, Mikail de, İsrafil de, Azrail de, şeytan, iblis, melekler, ruhaniler rol aldıklarını, rollerini oynadıklarını unutma. Filmin içerisindekiler bunlar. Mesela bir tane filmin içinde bir aktör gördüm. Oynayan adı Ramazan'dı. Ramazan arkadaşlar 11 ayın sultanı ya. Ramazan orucu ayrıdır. Ramazan denilen bir melek var. Bir Ramazan orucun şahs-ı manevisi olan. O meleğin adı Ramazan'dır. Her ayın bir müekkel melekesi var. Onun adı Ramazan. Nasıl ki cehennemin mükemmel melaikesi kim midir? Cehennemin mükemmel melaikesi? He? Yok, içinde kiti memurdur o. Cehennemin melaikesi Malik. Malik'tir. Allah Allah. Oradan ya ben bu adam bir şey kardeşe sordum ikizime. Hakikaten Allah aşkına ne olur ya. Ölüm ve dirilmek film icabı mı? İnan bana film icabı dedi. Peki. Filmin kalitesi için en kaliteli filmin içeriğine en uygun mekanlar seçilmiş. En kaliteli mekandayız. Dünya bu filmin sahnenin en çarpıcı yeri.
filmi değiştiren bir yer. Bitiyor arkadaşlar. En kaliteli malzemeler kullanılıyor burada. Acayip. Vuran vuranadır burada. Bu belirliyor sonsuz filmi. Burası. Bu sahne. Yani belli oluyor başrolde kim oynayacak bundan sonra. Sonsuzlukta. Düşmanım çetin olmasından memnun oldum ben. Düşmanımın çetin olması benim kalitemi yükseltiyor. Filmin kalitesini, hacmini de yükseltiyor. Memnun oldum. 5 yaşındaki çocuklar ringe çıkmak istemem. Çünkü hiç kendimi bu kadar kıymetli ve değerli olduğumu fark edip bilemezdim düşmanımı görmeden. Meğer ben çok değerliymişim. Niye? Düşmanım kaliteli. Kardeş, kardeş, Nemrut'u göremiyor musun? İbrahim'e bak. İbrahim'den Nemrut'u görürsün. Karşısında kim var? Nemrut'u tanımak mı istiyorsun? Nemrut'u? Nemrut'u tanımak mı istiyorsun? İbrahim'den bak. İbrahim'in karşısında Nemrut. Asrın Musa'sını mı göreceksin? Asrın Firavun'dan bak. Film icabı zencefil içmek varmış. Şu anda film icabı filmi anlatıyor. Vallahi filmin içinde oluyor bunlar. Biliyor musunuz? Şu anda Sırat Köprüsü'nün içinde, üstündeyiz. Şu anda Sırat Köprüsü'nü geçiyoruz. 23. sözde Sırat Köprüsü'nü giderken ustad, ya bu neyin nesidir dedi ya. Bir vurdu eleti, başımıza bela dedi. Baktı ki köprü, Sırat Köprüsü. Sırat Köprüsü diye bir dersim var. Risale'den çıkarımlar. Sırat Köprüsü'ndeyiz. Ve zencefili de film icabı içiyoruz. Biliyor musun ya, kaliteli adamın düşmanı da, kavgası da, mücadelesi de kaliteli olur. Bakar mısın basit adamlara kimlerle ne için boğuşuyor? Yol verdin, vermedin, toprağımı geçtin, paramı vermedin. Birisi de var, Allah var, yok. Var, yok. Haktır, hukuktur. Davamdır, İslam'dır. Kes, al kafayı diyor bu sarık için. Bak, adamın kalitesine bak. Sarık için kafa veriyor. Bu sarık diyor, kelleyle çıkar diyor. Biz de, la anamı yedi tavuğun diye kavga ediyor. Allah Allah, kavgaya sebebe bak ya. Acayip bir şey ya. Verdin vermedin. Lan ne uğraşacaksın ya? Ve alacaksa alsın ya. Dokunma ya. Bu sarık diyor bununla çıkar. Düşmanına bak. Adamın kalitesine bak. Adem Aleyhisselam'dan beri beklenilen Deccal'ın karşısında sahne aldı. Bediüzzaman. Sahne aldı. Ve diyor ki o sahnede. Bu sarık bununla çıkar diyor. Vallahi o sahneden bir tanesi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bir elime güneşi, bir elime ayı versen diyor. Sahnede oynuyor. Vallahi davamdan dönmem diyor. Kaliteli insanlar ya. Ne acayip diyecek bir şey yok ya. Ne olur düşmanın kadar kendini tanı ve fark et. Senin düşmanın seni ne kadar fark etmiş. Ne olur o kadar bil ya. At artık üstündeki battaniyeleri. Üzerim bizi örten, bizi gizleyen, bizi unutturan, bizi değiştiren, farklı gösteren üzerimizdeki battaniyeleri at artık. Bizi örtenleri at. Bu kadar kıymetli insanın sonu böyle ölüm denilen basit bir şekilde biter mi ya? Bu kadar kaliteli bir insanın film ölüm denilen bir şeyle biter mi? Bitmez. Böyle olmaz ya, kabul edemiyorum. Bütün alem bendedir, ölümle bitmelidir. Olmaz böyle bir şey. Olamaz, olmamalı. Ölüm film icabıdır. 18 bin alem benimle ölemez. Zaten ölüm nefsanidir. Ruhsal değildir. Küllü nefsin zaykatı mevt. Dayanamıyorum bazı sahnelerde kusura bakmayın. Sahne alıyorum. Bu film böyle biter mi ölümle? Dedi. Kimle niçin savaştığını bilmek lazım. Karanlığa, boşluğa yumruk atmanın bir manası yok. Vücut sarayında
Oyununu sen kuracaksın. Oyun kurulan olmayacaksın bundan sonra. Senden korkanlardan korkmayacaksın. Nedir ya basit basit sebeplerle boğulup gidiyoruz. Öyle dedi, böyle dedi. Telefona boğuluyorsun, cep telefonuna boğuluyorsun. Ya paranın kuruyor, zamanım yok. Nasıl zamanın yok ya? Bir gün bir tanesi, ha bugün işte şey vardı Muhammed. Orada pence pememe bir şey yapıyor. Dedim derse gel. Zamanım olursa gelir. İstersen zamanın olur. İstemezsen zamanın olmaz. Bir şişe kavanoz düşünün. Derse gelmeyen, zamanım yok diyene sesleniyorum. Bir kavanoz düşünün, kavanoz. Doldurun çakıl taşlarını. Doldu mu? Evet. Daha çakıl taşı almıyor ama kum koyun. Girer mi kum? Girer. Doldu değil mi? Doldu. Su koyun. O da girer değil mi? Ha, zamanım yok diyenin, zamanım yok diyenin ne olur biliyor musun? Zamanı sana verene zamanın yoksa, peki doğruyu yapacak yerde doğru yapamıyorsan, yanlışı düzeltecek, yanlışı düzeltecek hiç zamanın olmayacak. Doğruyu yapma fırsatı olup da doğruyu yapamayanların fırsat gittikten sonra yanlışı düzeltme hiç fırsat olmayacaktır kabirde. Orası film icabı geri dönüş yok. Orada düzeltme yok. Kimle niçin savaştığını bilmek lazım. Karanlığa, boşluğa yumruk atmanın bir manası yok. Vücut sarayında oyununu sen kuracaksın. Oyun kuralan olmayacaksın. Doğmakla film başlamadığı gibi... Doğmakla film başlamadı. Ruhlar aleminde vardık biz zaten. Doğmakla film başlamadığı gibi ölmekle de film bitmiyor. Dünyaya gelmekle de gitmekle de film filmin bir parçalarıdır. Film ila yevmil kıyam ebedden ezele, ezelden ebede devam eden bir sistem, bir film, bir yapılanmanın içinde cereyan eden hadiselerin sahne almalarıdır, ölüm ve dirilmek. Doğma ile film başlamamış, ölme ile de bitmez. Bu film burada bitmez. Filmdeki oyuncuları heyecanlandırmak için eline verileni oynamıyor. Eline iki şık veriliyor, yapacak, yapmayacak. Oyuncuların eline iki şey veriliyor, yapacakların... Yapmayacakların. Yani bunun dışındakiler olabilir. Verecek, vermeyeceklerin. Kabul edecek, etmeyeceklerin. Film artistlerinin bu iki yönlü oynamaları üzerlerine kurulmuş. Film bunun üzerine kurulmuş. Yapacakların yetmiyor. Yapmayacakların da biliniyor. Celbi nefasit, defi nefasit, celbi nefa. Defi mefasit, celbi nefa, film. O şekilde hesaplanmış film. Yine filmin heyecanlı bir parçası, münker ve nekir denilen oyuncuların hesap sormaları oluyor, sahne almış. Filmin bütün içinde münker nekir geliyor hesap soruyor. Filmde, filmde cereyan ediyor. Yine filmin heyecanlı yerlerinden kıyametin kopması var. Film, kıyametle de bitmiyor film. Haşir meydanı var filmin bir sahnesi. Sırat köprüsünü geçmek var filmin sahnesi. Cennet ve cehennemde sonsuza dek ve rüyetullah'a dek film ila yevmil kıyam ve daha sonsuza doğru gidiyor. Nereye kadar biliyor musunuz? Rüyetullah'a kadar. Cennette bile rol almak var. Orada bile gün var. Pazartesi Adem Aleyhisselam'a, işte Perşembe günü bana, yani sırayla saymıyorum peygamberlere, ziyaret edilecek bütün Cuma günü de Rabbimizin Rüyetullah'ını görmeye gideceğiz diyor. Peygamber Aleyhisselam, film devam ediyor orada da, Rüyetullah'a kadar. Ondan sonrasını bilmiyorum, film nereye gidiyor? Yani 60. gün orada mı bitiyor abi? Rüyetullah da bitiyor. Bitince Ramazan bitti mi? Bilmiyorum, hayır bitmiyor. Yani oraya kadar benim kafam çalışıyor. Ama filmin gittiğini biliyorum.
Çünkü ezelden ebede kadar diyor. Hayat nurunda medet alır şu alar 756. Çünkü ya arkadaşlar insanın ömrü bak nereden başlıyor bak. Ne ölümden bahsediyorsunuz ya? Bak 756. Ha bak. İnsanın ömrüne bakın ya. 756 dedim değil mi? Evet 756 bak. Binaenaleyh fe eynema tuvellu fesema veçhullah. Ayet-i kerimesinin sırrıyla, sır ama ha, bunu herkes o anlamaz yani. Sır. Biz de anlamıyoruz ama bir parçasını fark ettim bak. Bir kere sır bu. Ayet-i kerimesinin sırrıyla, cihat-ı sitteden, ön, arka, sağ, son, üst, altı, cihat-ı sitteden hangi cihette olursa olsun insan tenevvür eder. Kendisini inşa eder. Hatta iyi dinleyin. Mümin olan bir insanın, mümin ama, Allah'a iman edenin, bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Dünya kuruldu, ben 60-70'ini değil, dünya kuruldu, bitti. Çünkü benim ömrüm imanla başlıyor. Adem Aleyhisselam'a iman etmeyle benim ömrüm başladı. Olmayan bir şey iman edilmez. Olmayan bir şeyi reddetmeyle de cehennem olmaz. Adem Aleyhisselam'ı reddedersen sonsuz cehennem. Adem Aleyhisselam'ı reddetmek matematiken sonsuz cehennemse Adem Aleyhisselam'ı kabul etmek bütün peygamberliğinin sebebini almak demektir. Demek ki sebebim oradan başladı benim. Adem Aleyhisselam nerede başladıysa cenneti neresinde, dünyanın hangisi? Ben iman ediyorum demek ona oradan benim hayatım başladı. Dur. Daha ileri götürecek. Gene ezel ebed değil bak. Ve insanın bu manevi ömrü, şimdi değiştiriyor. Bu itikat ömrüydü. Şimdi manevi ömrü, sistem yapısı. İyi dinleyin burayı lütfen. İnsanın bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır. Ve keza cihat isteği tenvi eden İman sayesinde insanın şu dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Bu büyük alem yani insan kainatı suradır, küçük kainattır, kainat ise büyük insandır. İman etmeyle büyük insana inkılap ediyor. O zaman büyük insan şeceri hilkat. Oradan başladım. Ne dedi? İman sayesinde insanı şu dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Bu büyük alem ne olur? Bir insanın hanesi gibi olur. Bir büyük alem insanın hanesi gibi olur. İçine girdiği ev gibi olur. Hanede ben kaliteliyim. Hanesi gibi olur. Ne olur sonra? Mazi ve müstakbel zamanları, geçmiş ve gelecek zamanları insanın ruhuna, kalbine bir zaman hal hükmünde olur. Şimdiki gibi olur. Mazi, ezel ve ebed şimdiki. Yani dehr esmasının arkasına geçiyor insan. Zata mazan oluyor. Sığmadım kainata, sığdım ümünün kalbine. Zaman esmadır, dehr esması. Esmanın cilve, cemal, nakşı sanatının arkasına geçiyor. O zaman mazi ve müstakbel zamanı ne olur o zaman? İnsanın ruhuna, kalbine bir zamanı hal hükmünde olur. Aralarında uzaklık kalkıyor. Mazi ve müstakbel öyle bir şey olmuyor orada. Kalkıyor. Allah Allah. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Burası mayın tarlası. Burası dünya. Son şeyimi bitiriyorum. Bitirmeden de sizi bırakmayayım. İki satırım kaldı. Çünkü rüyetullah dedik. Değişmeyecek bir şey varsa baş oyuncu sensin. Filmi izlemek de filmin içindeki sahne ahirette bize dünya sahneleri, kainat sahneleri gösterilecek. Ama bu da filmin bir sahnesi olacak. Ahirette burayı seyrederken gene filmin icabı. Gene film içinde film. Hiçbir zaman film bitmeyecek. Kainat yani şeceri hilkat kurulmadan da film vardı. Hatta Adem Aleyhisselam yaratılmadan önce ben yine
peygamberdir diyordu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Adem diyor cennette yaratılmadan önce ben peygamberdim diyen peygamberin ümmetiyiz ve o peygamberin ruhu âlisinde biz hakikatımız itibariyle onun çekirdeğindeydik. Mecul'un ne manası? Mecul ne? Nasıl? Ne zaman olduğu, yaratıldığı ancak Rabbul Alemin biliyor. Nur Muhammed'i var ya peygamberin nuru. Ne zaman yaratılmış? Bilmiyoruz. Ancak Rabbul Alemin biliyor. Biz de orada vardık. Yani ne demek? Ağacın çekirdeğinde yaprak var mı? Çiçek var mı? Gövde var mı? Var. Çekirdeğin içinde var. Şimdi Nur-u Muhammed'i Allah'ın dışında yaratılan her şeyin çekirdeğidir. Onun içerisinde biz de vardık. Firavun da var tabii. Rabbul Alemin biliyor. Film Mecul'un başlamasıyla başladı. Onu da ne zaman başladı bilmiyorum. Bilinemiyor, bilinemeyecek. Geceniz mübarek olsun. Allah istifade ettirsin. En azından farklı bir tefekkürünüze, değişik bir haletinize vesile olmuşsa ne ala, ne ala. Düşünen insanlar için. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.